6. Bölüm Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Soru 1. Atmosfer nedir? Atmosfer, hava küre, yer küreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan bir gaz örtüsüdür. Atmosfer, yeryüzünden ısı enerjisi ve nem kazanır ve kazandığı bu enerji ve nemi çeşitli alan ve zaman ölçeklerinde atmosfer dolaşımı ve okyanus akıntıları yoluyla yeniden dağıtır. Bunun sonucunda kazandığı ısı enerjisinin bir bölümünü ve nemin çoğunluğunu yeryüzüne döner. Atmosfer ayrıca karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi yaşamın sürmesi için gerekli olan yaşamsal elementleri de sağlar. Atmosfer aynı zamanda insanı ve öteki canlıları güneşin şiddetli kısa dalga boyu ışınımlarından yani radyasyon enerjisi ve bazı zararlı ışınım türlerinden örneğin morotesi ve ultraviyole B ışını gibi korur. Soru 2. İklim nedir? Yeryüzünün herhangi bir yerinden Uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra bu olayların yaşanma sıklıklarına, zamansal dağılımlarının, gözlenen uç değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişkenlerin çeşitlerinin bileşimidir. Soru 3: Aridite nedir? Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır başka bir deyişle coğrafi ya da klimatolojik kurak olma durumudur. Bu koşulların yıl boyunca ya da yılın çok büyük bir bölümünde egemen olduğu arazilerde arit bölge ya da kurak bölge adı verilir. Soru 4. Kuraklık nedir? Yeryüzünde çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının belirli bir zaman süresince ve bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin altında gerçekleşmiş sonucunda temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleriyle nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa olayı biçiminde etkili olan su açığı ve yetersizliğidir. Soru 5. Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre Türkiye'deki iklim tiplerinin coğrafi dağılışı nasıldır? Türkiye'de İç Anadolu bölgesinin orta bölümü ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda Van Iğdır bölümü, orta enlem yarı kurak step, Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı, nemli orta enlem, ılıman iklimlerin Kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle İç Anadolu'nun batı ve güney bölümleri yazı kurak, sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz iklimi sınıfına girer. Öte yandan iç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta kuzey bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak yazı kurak, nemli, karasal, soğuk Kuzey Doğu Anadolu'nun Erzurum-Kars bölümü ve İç Anadolu'nun kuzeyinde görece dar bir alan ise Kurak mevsimli olmayan nemli karasal soğuk iklim sınıfında yer alır. Soru 6. Fiziksel iklim sistemi nedir? Küresel iklim en genel anlamıyla 1. Atmosfer hava küre, 2. Hidrosfer su küre, 3. Karaösfer buz küre, 4. Litosfer taş küre, 5. Biosfer yaşam küre olarak adlandırılan başlıca 5 bileşeni bulunan ve bu bileşenler arasında karşılıklı etkileşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir ve fiziksel iklim sistemi ya da iklim sistemi olarak adlandırılır. Soru 7. Fiziksel iklim sisteminin bileşenleri nelerdir? İklim, fiziksel iklim sisteminin alt sistemleriyle etkileşim içinde bulunan ve onlardan etkilenen atmosfer değişimlerinin ve dış etmenleri içerir. İklim sisteminde içsel interaktif bileşenler, atmosferi, okyanusları, deniz buzunu, kara yüzeyini ve özelliklerini, yer şekilleri, bitki örtüsü, yeryüzünün güneş ışınımını yansıtma oranı, albedo, canlı kütle ve ekosistemler ve benzeri, kar örtüsünü, karasal buzulu, dağ buzullarını, Antarktika ve Grönland'daki buzul kuran kanlarını ve hidrolojiyi, nehirleri, gölleri ve yerüstü ve yeraltı sularını içermektedir. Normal koşullarda iklim sistemine göre dış olarak nitelendirilen bileşenlerse, güneşi ve enerjisini yer kürenin eksen içerisinde dönüşünü, güneş-yer geometrisini, yer kürenin yörüngesini, kara ve deniz dağılışını, karaların fiziki coğrafi özelliklerini, okyanus tabanı topografyasını ve havza şekillerini, atmosfer ve okyanusların temel bileşimini ve kütlesini içerir. Soru 8. Yerküre'ye ilgilendiren kaç çeşit elektromanyetik ışınım vardır? Yerküre'ye ilgilendiren elektromanyetik ışınım iki başlık altında incelenebilir. 1. Güneşten yerküre'ye ulaşan güneş ışınımı. 2. Yeryüzünden salınan karasal ya da yer ışınımı. Güneş enerjisi uzaydan yeryüzüne doğru taşındığı için atmosfer ile etkileşim içindedir. Güneş enerjisinin bir bölümü atmosferden uzaya geri yansır. Bir bölümü emilir ve ısıya dönüşür. Bir bölümü de yeryüzüne geçer. Transmisyon. Yeryüzüne işleyen ve orada emilen ışınım yüzeyi ısıtır, suyu buharlaştırır, karları eritir ve toprak örtüsünü ısıtır. Bunun sonucunda güneş ışınımı çeşitli enerji biçimlerine dönüşür. Sonunda bu enerji de atmosfere geçer. Orada emilir ve uzun dalga boyu ışınım olarak yeryüzüne ve uzaya doğru yeniden yansılır. Soru 9. Yerkürenin kaç tür hareketi vardır? Yerkürenin rotasyon, revolasyon ve presesyon olarak adlandırılan başlıca üç hareketi vardır. Rotasyon, yerkürenin kendi eksini çevresinde dönüştür. Yer kürenin kuzey ve güney kutup noktalarını birbirine bağlayan ekseni çevresinde 24 saatte tamamladığı bu hareketi sonucunda gece ve gündüzün günlük döngüsü oluşur. Revolüasyon Yer kürenin güneşin çevresindeki dönüngesini başka bir deyişle ekliptik düzlemi izleyerek yaptığı dönüş hareketidir. Presesyon, yalpalama, dünyanın rotasyon sırasında başını sallayan bir topaç gibi yalpalayarak yaptığı dönüş hareketidir. Presyasyon hareketinin nedeni dünyanın ekvator bölgelerinin şişkin ve eksenin eğimli olması ve bunun sonucunda güneşin ve ayın yer kürenin çeşitli bölümler üzerinde farklı çekim yapmalarıdır. Soru 10. Levha tektoniği nedir? Mantonun litosferden görece daha sıcak ve daha akışkan bir üst bölümü astenosfer olarak adlandırılır. Litosferi oluşturan geniş ve katı levha parçaları astronosferdeki konveksiyon hücrelerinin oluşturduğu iç dolaşıma bağlı olarak hareket etmektedir. Bu büyük ölçekli düzenek levha toktoniği, plaka tektoniği olarak da adlandırılır. Levha toktoniği kuramına göre litosfer, astronosfer üzerinde hareket eden çok sayıda levhaya ayrılır. Volkanik etkinlik, deprem etkinliği ya da volkanik ve deprem etkinlikleri birlikte çoğunlukla levha sınırlarını işaret eder. Levhalar bu sınırlar boyunca uzaklaşır veya yaklaşır ya da yanal olarak hareket ederler. Soru 11. Doğal sıra etkisi nedir? Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir. Soru 12. Küresel ısınma nedir? Sanayi devriminden beri özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaştırma, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sene gazlarının atmosferdeki birikimindeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak şehirleşmenin de katkısıyla doğal sarı etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarına saptanan sıcaklık artışıdır. Soru 13. İklim diplomasisi nedir? İklim değişikliği diplomasisi, Bilim, teknoloji, coğrafi temsil, coğrafi çeşitlilik ve zenginliğin temsili, politik süreçler, yasalar, etik denksellik, hakkaniyet ve felsefe gibi zengin bir çeşitlik barındıran, çok disiplinli ve disiplin arası bir düzlemden gelen veya bir bilim-politika arayüzünden beslenen, girdilere dayalı uzun soluklu ve çok taraflı bir politika alanı ve yaklaşımıdır. Soru 14. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir? Sere gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimlerinin en önemlisi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi oldu. Sözleşmenin bazı hazırlıkları Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Görüşme Komitesi tarafından sürdürüldü. Haziran 1992 Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda imzayı açılan sözleşmeyi çok kısa bir süre de Haziran 1993'e kadar 166 ülke ve top, Avrupa topluluğu imzaladı ve sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, sözleşmeyi 24 Mayıs 2004'te 188. ABD dikkate alındığında 189. Taraf ülke olarak kabul edildi. Soru 15. Birleşmiş Milletler İki Değişik Çerçeve Sözleşmesinin nihai amacı nedir? BMİDC'nin nihai amacı atmosferdeki sera gazı birikimlerini insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır. Soru 16. Kyoto Protokolü'nün önemi nedir? Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera salım, gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltma yönelik yasal yükümlülükleri BMİDC Kyoto Protokolü düzenlemektedir. Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılımını taraf olması 26 Ağustos 2009'da yürürlüğe girmiş oldu. Efedersiniz. <laughs> Soru 17. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması'nın önemi nedir? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması 30 Kasım 13 Aralık tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen BMDİÇS 21. Taraflar Konferansı'nda ülkelerin çok büyük bir bölümünce imzalanarak kabul edildi. 12 Aralık 2015'te 196 taraf ülkece kabul edilen Paris Anlaşması çok kısa sürede 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Paris Anlaşması tarafların 2020 yılından başlayarak küresel iklim sistemini koruma, iklim değişikliğiyle savaşım ya da sınırlandırma yönelik salım azaltım yükümlülüklerini daha doğrusu niyetlerini kapsayan yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşma olarak kabul gördü. Türkiye Cumhuriyeti 10 Kasım 2021 tarihinde Paris Anlaşması'na resmi olarak taraf oldu. Soru 18. İklim değişikliğinde etkilenebilirlik nedir? Bir topluluk ya da sistemin fiziki coğrafya ilişkin ve ekolojik sistemin ya da sosyoekonomik sektörün iklim değişikliği stresinden etkilenme ya da etkiye açık olma derecesi, gerilimi karşılama ya da yanıtlama düzeyi, duyarlılık ve iklim değişikliklerine uyum düzeyi ya da uyum kapasitesi arasındaki ilişki şeklinde tanımlanabilir. İnsan sistemlerinde uyum, zararı azaltmak ya da iyi fırsatlardan yararlanmak için var olan ya da beklenen iklime etkilerine uyarlanma sürecidir. Doğal sistemlerde uyum ise güncel iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Öte yandan maladaptasyon, artan sere, gaz salım, sere gazı salımları iklim değişikliğine karşı artan ya da değişen etkilenebilirlik daha adaletsiz sonuçlar ve şimdi ya da gelecekte azalan refah dahil olmak üzere iklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışı yol açabilecek yanlış uyum eylemleridir. Soru 19. Yeşil çatıların çevresi, çevresel işler ve yararları nelerdir? 1. Kentin havasını soğuturlar. Şehirler onları çevreleyen kırsal alanlardan daha sıcaktır. Asfalt yollar ve beton binalar güneş ışığını emdikten sonra ısı enerjisi yayar. Araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir buna kentsel ısı adası etkisi denir. Ve bu etki şehir merkezlerini komşu kırsal ya da yarı kırsal alanlardan birkaç derece daha sıcak yapabilir. Oysa ki yeşil çatılar da bu afetsel etkiyi azaltabilir. Şehirleri iklime daha dayanıklı, direngen hale getirebilir. Ve sıcak dalgaları riski en yüksek olan insanları koruyabilir. Bunu koyu renkli yüzeyleri güneş ışığını emmek yerine yansıtan parlak bitki örtüsüyle değiştirerek yaparlar. 2. Enerji ve sağlık bakım maliyetini azaltır. Yaz aylarında yeşil çatılar tüm insanların tüm binaları serinletir. Bu da soğuk, soğutma, klima gereksinimini azaltır. Yeşil çatılar yalıtımı iyileştirildiği için soğuk aylarda binalarda ısı tutulmasını da artırabilir. Şehirler binalarda enerji kullanımını azaltarak atmosferde daha az karbondioksit, metan gazı gibi sera gazlarını ve diğer kirleticileri salarak karbon ayak izini azaltabilir. Kentsel selleri önlerler. Suyu süzerler. Yeşil çatılardaki bitkiler yağmur suyunu filtreleyerek zararlı toksinleri uzaklaştırır ve içme suyunun kirlenme riskini azaltır. Gıda güvenliğini geliştirirler. Çatı çiftliklerini uygulamak standart az bakım gerektiren yeşil çatılardan daha zordur ancak birçok yararı vardır. Çatı, çift, çatı çiftlikleri sürekli bir ürün arzı sağlayarak bir şehrin gıda güvenliğini destekleyebilir. Sosyal uyum ve savunuculuğun sağlarlar. Yeşil çatılar başka türlü bitki örtüsüne erişimi olmayan şehir sakinleri için hoş bir rahatlama sağlar. Yeşil çatılar aynı zamanda insanları çatılardan sosyalleşmeye teşvik etmektedir. Soru 20. C3 bitkileri hangileridir? Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı, patatesler ve bitkilere C3 bitkileri denir. 21. Soru. C4 bitkileri nelerdir? Mısır, şeker kamışı ve birçok tropikal çayırı içeren bazı bitkilere C4 bitkileri denir. 22. Soru. Sürdürülebilir kalkınma nedir? sürdürülebilir kalkınma insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamına taşımaktadır. Soru 23 Eylül 2015'te dünya hükümetlerince anlaşmaya varılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak belirlenen amaçlardan hangileri sürdürülebilirliğin ekonomik boyutuyla ilgilidir? sürdürülebilir ekonomik boyutu 8, 9, 10 ve 12 numaralı amaçlar kapsar. Bu ekonomik büyüme, verimlilik, üretim süreçleri ve yatırım gibi konularla ilgilidir. Bunlar insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, istikrarlı kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tam üretken istikdamı ve herkes için insana yakışır ve işleri yakışır işleri desteklemek. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, dayanıklılık, altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek. Eşitsizliklerin azaltılması, ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak. Sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamaktır. Soru 24. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak belirlenen amaçlardan hangileri sürdürülebilirin sosyal boyutuyla ilgilidir? Sosyal bir, sürdürülebilirliğin sosyal boyutu 1 2 3 4 5 7 11 ve 16 numaralı amaçları kapsar ve toplumsal değerlerin, ilişkilerin ve kurumların geleceğe yönelik devamlılığı ile ilgilidir. Bunlar yoksulluğa son, yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde son erdirmek, açlığa son, açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek, sağlıklı ve kaliteli yaşam, sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak Nitelikli eğitim, kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak, ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek, erişilebilir temiz enerji, herkes için karşılanabilir, güvenilebilir, sürdürülebilir ve modern enerji erişimi sağlamak, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak, barış, adalet ve güçlü kurumlar, sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalet erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmaktır. Soru 25. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak belirlenen amaçlardan hangileri sürdürülebilirin çevresel boyutu ilgilidir? Sürdürülebilirin çevresel boyutu 6, 13, 14 ve 15 numaralı amaçları kapsar ve doğal kaynakların biyoçeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın ile ilgilidir. Bunlar temiz su ve sentras, sanitasyon, herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak, iklim eylemi, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen eyleme geçmek, sudaki yaşam, sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak, karasal yaşam, karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek, sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak, çölleşmeyle mücadele etmek, arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek, biyolojik çeşitlilik kaybını engellemektir. Soru 26. Sıfır atık nedir? Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en az indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanması sağlayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Soru 27. Sıfır atık mavi hareketi nedir? Sıfır atık mavi hareketi, denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için Türkiye'nin deniz koruma seferberliğidir.